Evet arkadaşlar, bugün yazım kuralları konusundan kısaltmaların yazımı adlı konuya değinmiş olacağız. Öncelikle genel başlığımız yazım kuralları. Yan başlığımız da kısaltmaların yazımı şeklinde not alabiliriz. Evet, öncelikle kısaltma neydi? Bir ona değinelim. Kısaltma, bir kelimenin, terimin veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Yani bir kelimenin daha kısa bir şekilde ifadesi ya da simgesine biz arkadaşlar kısaltma adını veriyorduk. Ve bu kısaltmaların kendine göre belli başlı kuralları var. Şimdi bu kurallar ne? Bunlara değinmiş olalım. Şöyle bir diyecek olur isek. Arkadaşlar, kuruluş isimleri, kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön isimlerinin kısaltmaları her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla elde edilir. Pekala, ben burada ne demek istedim? Örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Değil mi? Ben bu sözcüğü nasıl kısa yazacağım bu ismi arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biz ne demiştik? Bu şekilde arkadaşlar kuruluş isimlerinin her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla elde edilir. O halde Türkiye'nin T'si, Büyüğün B'si, Milletin M'si ve Meclisin de M'sine baz alacağım. Ve burada T, B, M, M'nin bütün harflerini büyük olarak yazarak, büyük harfle yazarak kısaltmamı elde etmiş olacağım. İşte bu şekilde arkadaşlar kurum, kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının her harfinin büyük bir şekilde yazılmasıyla elde edilir bu tür kısaltmalar. Devam edelim. Örneğin Türk Dil Kurumu. İkinci örneğimiz şeklinde olsun. Türk Dil Kurumu. Evet, bu da benim ikinci örneğim. Türk Dil Kurumu. Ben bunu nasıl kısaltarak yazacağım? Her sözcüğün ilk harfini baz alacağım, değil mi? O halde Türk Dil Kurumu'nun kısaltılmış hali TDK şeklinde olmuş olacak. K diye bir okunuş yoktur arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun kısaltımı TDK şeklinde olmuş olacak. Hani TDK şeklinde bir okunuş ya da bu şekilde bir yazılış söz konusu olamaz. Bu bir yazım hatasına girer diyoruz. Devam edelim. Örneğin Yüksek Seçim Kurulu. Bu da üçüncü örneğim olsun. Yüksek Seçim Kurulu. Evet, bu şekildeki kısaltmayı da ben nasıl yapacağım? Bütün sözcüklerin ilk harfini baz alacağım ve bu ilk harflerini nasıl yazacağız? Büyük harfle yazacağız diyoruz. Y, S, K mı? Y, S, K mi? Evet arkadaşlar, Y, S, K şeklinde bir okunuş olamaz. Bunun okunuşu Y, S, K şeklinde karşımıza çıkacak. Bunu söylememin sebebini arkadaşlar diğer maddede daha ayrıntılı bir şekilde göstermiş olacağım. Evet, bu şekilde bu konuyu tekrar edecek olursak birinci maddemizi, kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla elde edilir diyoruz. Evet, birinci maddemiz bu şekildeydi. İkinci maddemize geçecek olur isek arkadaşlar, demin K ve K'nin okunuşuyla alakalı ayrıca bir bilgi verdim. Şimdi bu bilgiyle alakalı kısaltma özelliğimize değinmiş olalım. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılıyor. Ekler sözcüğün okunuşuna göre değil, son harfin okunuşuna göre belirleniyor. Şimdi ben eğer YSK'nın şeklinde bir yazım yaparsam eğer, bu nedir arkadaşlar? Bir yazım yanlışına girer. Çünkü biz ne dedik?
K'nın diye bir okunuş söz konusu değildir. Bunun okunuşu normal bir K'dir. K diye bir harf söz konusu olamaz burada. O yüzden yazım hatası yapmamak adına K'nın aslında okunuşunun yanlış olduğunu, doğru okunuşunun K şeklinde olduğunu bilirsek yanlışa düşmeyiz. O halde bu bir yazım yanlışıdır. Ne diyeceğim bunun yerine? YSK'nin şeklinde bir yazım söz konusu olacak. O yüzden bu K harfine bu kadar değinmiş olduk. Evet, bu madde ile alakalı da diyor ki kısaltmalara getirilen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırdım. Ve ekler sözcüğün okunuşuna göre değil arkadaşlar, son harfin okunuşuna göre yapılmış olacak. Örneğin bu partiler bu konudaki itirazlarını YSK'ye iletmişler. İşte YSK'nin YSK'ye şeklinde. Başka bir örnek verecek olur isek, Ankara'ya gidince TBMM'yi gezdik. Ankara'ya gidince TBMM'yi gezdik. Şimdi buradaki kısaltma hangi sözcük? TBMM. Bunun açılımı ne arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Her harfin, görüyorsunuz pardon, her sözcüğün ilk harfini bakın büyük harfle yazmış. Evet. Ve ne dedik? Bu tür kısaltmalara getirilen çekim ekleri nasıl ayrılacak? TBMM, yani şu son harfimin okunuşuna göre ayıracağım ben. TBMM'yi gezdik ya da mesela TBMM'de görüştük şeklinde olabilir. Benim baz almam gereken şey son harfin okunuşudur arkadaşlar. Bu maddemizde bu şekilde. Diğer maddemize geçecek olur isek şöyle 3 diyelim. Bir de arkadaşlar 3. maddeyle alakalı diyor ki bazı kısaltmalarda bir sözcük gibi oluşturulacak ve bu tür kısaltmalara getirilen ekler de bu kelime şeklindeki okunuşa göre belirlenecek. Yani bazı kısaltmalar artık bir sözcük gibi oluşturuluyor ve bu getirilen ekler de, yani bu kısaltmalara getirilen bu ekler de bu kelime şeklindeki okunuşa göre belirleniyor. Örneğin ODTÜ'yü kazandı. Şimdi normalde artık bu kalıplaşmış bir sözcük haline gelmiş değil mi? ODTÜ. Çünkü ne artık? Bu sözcük gibi oluşturuluyor ve bu tür kısaltmalara getirilen ekler de sanki bu bir sözcükmüş gibi getirilen ekte kesme işaretiyle ayrılıyor. Esasında bunun geniş açılımı ne? Orta Doğu Teknik Üniversitesi değil mi? Fakat ben bu şekildeki kısaltmaları artık bir sözcük gibi okuyorum ve getirdiğim eki de okunuşa göre belirlemiş oluyorum. Örneğin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İŞKUR, bu da bir kısaltmadır arkadaşlar ama artık hani bir sözcük gibi oluştuğundan dolayı İŞKUR'a, sanki bunu bir sözcükmüş gibi okuyorum ve getirdiğim eki de o şekilde belirliyorum. İŞKUR'a başvurması gerekmektedir. Evet, bu şekilde ne oldu? Sözcük gibi artık oldu ve getirdiğim eki de sanki bu bir sözcükmüşçesine okuyorum. Zaten genellikle bunlar arkadaşlar her harfi büyük yazıldığı için kısaltma olup olmadığını da harfin büyüklüğünden anlayabilirsiniz. Her harfi, her sözcüğün ilk harfi çünkü görüldüğü üzere büyük harfle yazılıyor. Evet, yani tekrar edecek olursak arkadaşlar, bazı kısaltmalar bu şekilde sözcük gibi oluşturuluyor ve bunlara getirilen ekler de sanki bunlar bir sözcükmüşçesine getiriyoruz ve o şekilde ekini belirlemiş oluyoruz. Evet, diğer maddemize bakacak olur isek şöyle 4 diyelim. Diyelim ki kısaltılan sözcük veya sözcük grubu özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük, cins isim ise ilk harf küçük olur ve bu kısaltmalara getirilen ek sözcüğün okunuşuna göre esas alınarak yapılır. Örneğin ne yapıp edip bu sene İngilizceyi öğrenmen lazım. Cümlemiz bu şekilde.
diyelim. Diğer örneğimizi de yapıp şimdi arasındaki ilişkiye bakacağız. Şu beş arkadaşlar. Evet, şimdi bu iki kısaltma arasındaki ilişkiye bakalım. Eğer diyor ki kısaltılan sözcük veya sözcük grubu bir özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harfimizi büyük yazacağız. İngilizce bilindiği üzere arkadaşlar özel bir sözcüktür, özel bir kelimedir. O sebepten dolayı İngilizcenin i'sini büyük harfle yazmış olduk. Eğer cins isim ise arkadaşlar, cins isim ise yani kilogram bir cins isimdir. Bu şekilde de arkadaşlar ne yaptık? İlk harfini küçük harfle göstermiş olduk. Evet, bu şekilde arkadaşlar ilk harf büyük ise, özel isim ise ilk harfi büyük yazıyoruz. Eğer cins isim ise ilk harfi küçük harfle yazmış oluyoruz. Evet, devam edelim 5. özelliğimizden. Arkadaşlar şu önceki maddeyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum size. Küçük kısaltmalarda harfin değil arkadaşlar, harfin değil, kelimenin okunuşuna göre dikkate alınır. Kelimenin okunuşu dikkate alınır ve bu ek okunuşa göre gelir. Yani siz bunu KG'lik şeklinde değil de kilogram şeklinde olduğu için bunun açılımı, KG'nin açılımı kilogram şeklinde olduğundan dolayı arkadaşlar küçük harflere getirilen kısaltmalar arkadaşlar okunuşa göre değil kelimenin yazılışına göre bu şekilde ayrıntılı olarak yazılışına göre alır diyoruz. Yani KG'den değil de kilogramdan ya da KG'lik şeklinde yazarsam, çünkü bunlar küçük harfle oluşturulmuş, bu şekilde yazamam. Direkt olarak açılımına ele alacağım ve KG'lik değil bu. Normalde kilogramdır. K kilogramlık şeklinde yazarsam bu şekilde doğrusu olur diyebiliriz. Evet, bu da ayrıntılı bir bilgi olarak vermek istedim. Devam edelim 5. maddemize. Arkadaşlar, element ve ölçülerin yazımında uluslararası ölçüler kabul edilmiştir. Yani örneğin F şeklinde, F nedir arkadaşlar? Bir demir elementidir, değil mi? Demirdir. Bu şekildeki kısaltmalarda arkadaşlar uluslararası ölçüler kabul ediliyor. Örneğin milimetre. Bunun da kısaltımı bu şekilde. Santimetre. Bunun da kısaltımı bu şekilde olacaktır dedik. Evet, şimdi bu konuyla alakalı karışık örnekler çözelim. Konu daha iyi pekişsin. Örneğin geçen yıl
Evet, cümle diyor ki her geçen yıl THY Türk Hava Yolları'nın uçuş yaptığı ülke sayısı artıyor. Peki buradaki kısaltmam hangisi? THY değil mi? Pekala, ben bunu doğru mu yazdım? Doğru yazım mıdır bu? Ne dedik arkadaşlar biz? Kelimenin ilk harfinin okunuşuna göre. Yani ben bunu Türk Hava Yolları'nın şeklinde mi okuyacağım yoksa harfleri mi baz alacağım? Harfleri baz almam gerekiyor değil mi? Yani ben bunu THY'nin şeklinde okuyup bu şekilde kısaltma yapmam gerekiyordu. Direkt olarak ayrıntılı açık okunuşunu ele alamam. Sözcüğün ilk harflerinin okunuşuna göre ele almam mümkün. THY'nin şeklinde bir yazım söz konusu olacaktı. Ya da TSK'dan haber geldi. Bu yazım sizce doğru mudur arkadaşlar? Bunun açılımı nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet, açılımına göre değil, harfleri baz alarak yapmış. Ama burada yaptığı en önemli yanlış ne? Biz ne demiştik? K şeklinde bir okunuş söz konusu olamaz. Bunun okunuşu TSK'den şeklinde olmak durumundadır. Bu K harfine aman dikkat edelim. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar kısaltmalar ile alakalı. Konumuz burada bitmiştir.